Öncelikle tabii Ankara derbisi 3 puan camiamız adına son derece sevindirici. Maçın ilk 45 dakikasına gelince bir kere 15 dakika iyi başladık. Oyuna iyi başlayan takım. Fakat 15 dakikadan sonra rakibin oyununa uyup özellikle sakin olmadık, telaşlı olduk. Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettik. Ve kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. Bu zaten Gençler Birliği'nin istediği bir şey. Ve onların oyun tarzı. Dolayısıyla ilk 45 dakikayı, özellikle son 30 dakikayı takımım adına iyi geçirmedik. İkinci yarı değişiklik yaptık. Ve tabii hafta içi ve hafta sonu maça yakın günlerde yaptığımız çalışmalarda Gençler Birliği'nde analiz ettiğimiz için Emre bu maçın kilit adamı olabileceğini teknik ekibimden birlikte konuştuk. Niye? Sadece frikikten attığı gol değil. Bugün 2-3 tane net pozisyonlar var. Biraz da şanssız, bazen de daha iyi vurabilir. İyi de bir performans ortaya koydu. Mesela geçen hafta oyuna girmedi. Futbol böyle bir şey işte arkadaşlar. Burada oyuncu gelişmeleri de çok önemli. Nihayetinde 2-0'ı bulduk. Maçtan sonra İbrahim'e şunu söyledim. İbrahim, faul diye hakeme kızıyoruz. Hayır, önce şunu düşüneceğiz. Ben o pası niye basit oynamadım? Yanımda 2-3 tane boş oyuncu var. Niye öyle bir riskli pas attım? Bakın, o top gitti, gol oldu. Yani burada önemli olan oyuncu kritiği değil. Bakın, burada İbrahim'e futbol hata oyunu. Ama genelde oyuncularımızın duymak istediklerini mi söyleyeceğiz? Yoksa oyuncuyu geliştirme adına, takıma katkı adına gerçek pozisyonları mı oyuncuya söyleyeceğiz? Basit oynasa 2-0 devam edecek. 2-1 oldu. 8-10 dakika var maçın bitimine. Uzatma 6 dakikayı koyduğun zaman 2-2 de olur, 3-2 de olur. Her şeye döner maç. Onun için buna fırsat vermeyeceğiz. Dolayısıyla mesela Endri'nin attığı golde de şimdi gol kimse görmüyor. Rakip oyuncuya vurdu, gol oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi orada Paintsil bomboş çıkar, boş kaleye atsın. Örnek. Biz bunları konuşursak, oyuncularımıza bunları söylersek gelecek maçlarda gelişimi daha iyi kaydederiz. Şimdi o pozisyon gol olmasa ne olacak? Yani bunları niye söylüyorum? Ülkemizdeki futbolu ve oyuncuyu geliştirmek zorundayız. Bunları geliştirmek için de analizlerde oyunculara gerçekleri görüntülerle gösterip oyuncunun gelişmesi takımın gelişmesi demek. Şimdi arkadaşlar istatistik yazıyor. İşte Ankara Gücü şu kadar maç 18 puan. Hikmet Karaman şu kadar maç 18 puan. Tamam da işte altında yatan sebepler. Çünkü biz Geraldo'nun da var bir sürü pozisyonu. İyi çıkaracak, iyi vuruş yapacağız. Yani burada skoru rahat ele geçirmemiz gerekiyor. Ya bir hafta önce Konya'da oynadık 1-0. Çok basit 1-1'i yedik. 2-3'ü bulmamız lazım. Şimdi haftaya Beşiktaş'a gideceğiz. 1-0 yeterli değil ki. 2-3'ü bulmak zorundasın. Yani rahat bir oyun, kontrollü bir oyun için. Dolayısıyla tabii camiamız adına son derece sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ikinci yarı temposu yüksek. Bakın Börmün sakatlandı, dışarı geldi. Ondan önce Labanitse işte İspanya maçında sakatlandı, geldi. Konya maçında 3 dakika tehdit diye koydum. Elimizde belli bir sınırlı kadro var. Farklı oynatıp pozisyonları değiştirerek bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına kadar, çünkü maç cuma günü, bir an önce oyuncular geri gelecek mi gelmeyecek mi ve daha dinlenik bir takımla çıkıp en iyi skoru almak zorundayız. En iyi mücadeleyi vermek zorundayız. Dolayısıyla ekibimi, oyuncularımı, tüm Ankara Gücü camiasını, hepsini, bütün profesyonellerimizi, bize destek olan yönetim, taraftarımız, medyadaki arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz. Yeterli değil, çalışmaya devam, gelişmeye devam, analizlere devam, doğruları konuşmaya devam. Sonra da işte diyoruz ya, gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Gururlu olmak için, güçlü olmak için doğru tespitler, doğru iletişim, kolektif dayanışma,
Ben, biz yok, hepimiz var. Bunu da yaparsak başkent gelecek günler için sağlam karakterli bir yapıyı oturtturacaktır.